Yani buraya gelen Cem Karabay'ı takip eden izleyicilerin de merak ettiği şeylerden biri olacaktır sanırım. Bu Cem Karabay nasıl yemek yiyor diyorlar. Biraz tarif eder misiniz bize bunu? Aslında gün boyu yemek yiyor. Yani burada yarım saat kalan herkes onun nasıl yemek yediğini görebilir. Nasıl su kaçmıyor diyorlar. Mesela bana sordular biraz önce. Cem Karabay'la daha önce kanalda da görüştüğümüzde o tarif etmiş ama ben anlatamıyorum. Büyülü geliyor insanlara. Su kaçmıyor diye bir şey yok. Suyun içinde yemek yiyor sonuçta. Ona havalı poşetlerde indiriyoruz yemeğini. Örneğin sigara böreği. Ekmeğini bilmek lazım biraz herhalde bunun. Yani ne kadar ıslatmadan ona ulaştırabilirsek o kadar iyi. Sonra suyun içinde, poşetin içinden onu alıyor, ağzına götürüyor. Ağzındaki suyu yeniden tahliye ederek yemeğini yiyor. Sonra nefes almaya devam ediyor. Sonra ikinci parçayı yiyor. Tavuk yiyor, biftek yiyor, monfile yiyor. Bildiğiniz her şeyi yiyebiliyor. Sadece ekmeği bandıra bandıra yeme işi suyun içinde olmuyor maalesef. Biraz keyfi kaçıyor ama gene de karnını doyuruyor ve sağlıklı yaşayabiliyor. Evet evet, o bundan da mutlu bence. Yani dışarıda olduğu kadar, dışarıdayken de yemek yemeyi çok sever kendisi. İçeride de keyifli. Cem Karabay'ın özel hayatına ilişkin ufak şeyleri de böylece duymuş olduk. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum ben rica size. Ederim, bundan ben sonraki günlerde ederim. De biz bu rekor denemesini takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah 29 Ekim'de de buradaki zaferi izleyicilerimize aktaracağız. Sizlerle beraber de paylaşacağız. İnşallah, inşallah. Seviniriz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Cem Karabay'ı pek çok kişi takip ediyor bu rekor dalışını. Yanımda Alper ve Mehmet Bey var. Evet, merhabalar. Biz de arkadaşa destek vermek için geldik. Televizyonda gördük, Yaban TV'de. Geldik burada, bakıyoruz karşılıklı. İlginiz var mıydı bu spora daha önceden? Tabii, sualtı sporlarına küçük yaştan beri ilgim var. Ama bir türlü hani profesyonel olarak ilgilenemedim. İnşallah burada Cem Bey'i gördükten sonra biz de bu sporla ciddi olarak ilgilenmeyi düşünüyoruz. Ne kadar inanılmaz bir şey değil mi? 3-4 saat duramıyor insanlar suyun altında. Ne kadar zorlu bir süreç ki yaklaşık 180 saat Cem Karabay bu rekor dalışını tamamladığında suyun altında kalmış olacak. Daha önceki dalışı 135 saatti. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok enteresan bir şey yani. İnsan nasıl kalabilir ki yani 195 saat? Çok zor bir rekor olsa gerek. İnsanın elleri buruş buruş olur yani. Yarım saat bile banyoda kalınca her tarafı buruş buruş oluyoruz böyle. 190 saat nasıl kalacak? Fiziki olarak da gerçekten yani insan sınırlarını zorlayacak bir deney. Vallahi tebrikler, biz yani özeniyoruz ama tabii. Enteresan olan içeride spor aletleri falan da var yani. Spor da yapıyor herhalde değil mi? Evet, suyun altında futbol oynuyor, bisikleti var, onu sürüyor. Nasıl uyuyor peki? Valla uyuyor da ama nasılını tam olarak ben de deneyimlemediğim için bilmiyorum ama uyuyor. Dışarıda. Su altı laptopu falan verseydik ya internetten. Valla internet üzerinden alışveriş de yapabiliyor Cem Karabay suyun altında. Yemek yiyor, her şey yapıyor, uyuyor da. Nasıl yapıyor internet üzerinden alışverişi? Bilgisayar? Evet. Öyle bir altyapı da var. Waterproof bir telefonu var herhalde. Oradan internetten kullanıyor. Bu arada şeyi hatırlatalım. Van'daki kardeşlerimiz için 2868'e boş bir mesaj atalım. Onların ihtiyacı var yardımlarımıza. Lütfen duyarlılık gösterelim arkadaşlar. Tekrar Cem Bey'e başarılar diliyoruz. Destekçisiyiz. Başarılar diliyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem.
muhteşem adam. Suyun altında konuşmadığı kalmıştı. Suyun altında konuşuyor da Cem Karabay Yaban TV'ye. Şu anda bir röportaj veriyor. Eşi Samuray Karabay da yanımızda. Onunla da sohbet edeceğiz. Samuray Hanım, nasıl gidiyor bu heyecanlı süreç? Sizi güler yüzlü görüyorum. Sesiniz de iyileşmiş. Evet, çok sevindi. Güzeldi. O biraz da rüzgardan oldu herhalde. Alışkın değiliz buranın olmasına. Ondan oldu herhalde. Pastillerle falan tedavi ediyoruz. Düzeldim. Biraz daha iyiyim düne nazara. Herkes çok merak ediyor Cem Karabay'ı. Ne yapıyor, ne ediyor diyor. Tabii webten de takip edebiliyorlar ama evet. İlk ağızdan, en emin ağızdan, ekibin başından duyalım istiyoruz biz. Samuray Karabay, neler söylersiniz? Gayet iyi. Spor yapmaya başladı yoğun olarak. Artık daha çok hani gene top da oynuyor, tavla da oynuyor ama daha çok şu an kendi bedenine çalışmaya başladı. Spor yapıyor, antrenmanlarını yapıyor. Gün içerisinde hareketlerini artık kısıtlamaya başladı. Enerjisini tasarrufa çevirmeye başladı. Daha çok uyumaya çalışıyor. Fırsat buldukça dinlenmeye çalışıyor. Masaj yapılmaya başlandı ufak ufak. Şu an hiçbir ne ağrısı ne sızı, hiçbir ters giden bir şey yok. O sadece önlemle gidiyor, tedbirle gidiyor. Çünkü daha önümüzde yarısını bitireceğiz inşallah 7.30'da. Bugün 4 gün olacak. Daha 4 günümüz daha var. Onu da sağlıkla çıkabilmesi için şimdiden önlemleri almaya başladık, tedbirleri almaya başladık. Biz ekip olarak, o içeride kendi olarak. Ama her şey yolunda, her şey güzel gidiyor. Nazarım değmesin maşallah. Her şey güzel, çok keyifli. Peki, çok teşekkür ediyorum ben size. Takip etmeye, burada sizin yanınızda olmaya, destek olmaya devam edeceğiz. Çok seviniyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Thank you all, but it's been no bed of roses.